Allah insanlar arası ilişkileri de tesadüflere ya da bizim akletmemize bırakmıyor. Orada da kurallar koymuş. Kurallar koymuş. Ee, çok güzel şiirler de var bunu ya. ifade eden Yunus Emre'nin. Eğer gönül kırdın ise bu kıldığın namaz ya, değil. değil diyor ya. Yine dil nazargahı celili ekberest, Kabe bünyadı halili azerest evet, deniyor. Yani Kabe'yi... Ee, Azer'in oğlu Halil yaptı hı hı. onu yıkarsan belki bunun affı olabilir ama gönül nazargahı Celil'dir. Celil olan Allah'ın nazargahıdır onu kırarsan halin harap halim anlamında. Evet. Ee, kullar arası ilişkilere düşündüğümüz ya da atfettiğimizden daha büyük daha derin anlamlar atfedilmiş evet. görüyoruz ki ama ee, bu kıldığın eğer gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil diyor Yunus Emre ama hem gönül kırma hem de namazı namaz kıl <laughs> e, diye anlıyorum ben bunu. Eyvallah. Fakat namaza da bile geçmeden önce abdesti de konuşalım istiyorum hocam. Bugün umuyorum ki bütün sorularımı sorabilirim size ibadete dair. E, namaz kılmadan önce abdest almanın e, nasıl bir hikmeti var? Fiziksel temizlik evet harika. Daha mikrop keşfedilmeden önce... Ee, hijyenin önemi bu derece Hı -hı. keşfedilmeden önce dünyanın doğusunda Hı -hı. batısında çok daha önce abdest almak gibi harika bir e, ibadet Hı -hı. ve ibadet destekçisi ritüelimiz var diyelim. Ee, Kur'an'ı okumadan önce ya da namaz kılmadan önce abdest almanın nasıl bir hikmeti var? Fiziksel evet. temizliğin yanı sıra Hı -hı. ne tür faydaları evet. var diyelim? Evet abdest e, Allah'ın huzuruna çıkabilmek için bir e, hem fiziksel hem de manen temizlenme hareketi olarak değerlendirilebilir. Böyle bir girişimdir abdest. Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Oraya temiz ellerle, temiz ağızla, temiz bir bedenle ve temiz bir gönül ile çıkmamız lazımdır. Hemen öncelikle kavram olarak başlayalım. Arapça'da ya da Kur'an-ı Kerim'de, ...abdest kavramı geçmiyor... ...vudu geçiyor yani Arapça'da... ...abdest, vudu... ...biz bunu almamışız... ...Farsça'dan, Farsçadan almışız. almışız... ...namazı da Farsça'dan almışız... ...dua ve ibadet olarak... Ee, ...abdest, e, ab, su... ...dest, yıkama demek... ...yani el yıkama demek... aslında bakarsanız... E, ...ilk anlamı itibariyle... ...o istilahtaki anlamını bir kenara bırakırsak... ...elleri yıkama hareketi... ...ve biz enteresan bir şekilde... Abdestte ellerimizi yıkayarak başlıyoruz yani bir el yıkama hareketi, evzu besmele çekip niyet edip e, bu farz değildir niyet burada ama evzu besmele çekip e, Allah'ın azamet ve celalini, azamet ve celal sahibi ve cemal sahibi Allah'ın adı ile başlıyoruz ve ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimiz bizim aynı zamanda ee, azametin, celalin, şiddetin, sevginin hatta aşkın da sembolü olarak değerlendirilebilir. Yani e, ellerimiz e, şeyin gücün, kuvvetin, kudretin sembolüdür. Türkçede de kullanılan sözler vardır. Tuttuğunu koparır mesela eliyle tutuyor. Gücü kuvveti temsil ediyor. Bileğini kimse bükemez. Elinden her iş gelir gibi sözler. Elimizdeki gücü ve kudreti gösteriyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de mesela Allah'ın eli kavramı bolca geçmektedir. El ile de burada kastedilen Allah'ın gücü ve kudretidir yani. Ee, el gücün ve kudretin e, temsilcisi onu sembolize ediyor. Eğer biz elimizdeki güç ve kudretin Allah tarafından bize verilmiş hibe edilmiş olduğunu bir kenara bırakır. Bunun bizatihi kendimize ait bir güç ve kudret olduğunu, bu kas gücünün, bu azametin bize ait olduğunu düşünmeye başladığımızda bir güç zehirlenmesi yaşıyoruz. Nice insan vardır ki o güç ve kudretin sadece kendisine ait olduğunu düşünür ve bu yüzden Allah'ın elinin kudretini kendi elinin kudretiymiş gibi görüp onu bir kenara bırakıp bir güç zehirlenmesi yaşayan insanlara rastlamak mümkündür. Hmm. Biz elimizi yıkamaya başladığımızda işte bu güç zehirlenmelerini elimizden ayırmaya çalışıyoruz. Hmm. Çünkü elimizdeki güç bize ait bir güç değildir. Elbette biz bunu antrenman yaparak, e, egzersiz yaparak, çalışarak geliştirmiş olabiliriz. Ama bu bize Allah tarafından verilmiştir. Bizim elimiz var, Allah'ın da eli var. Bu aynı değildir elbet ama güç ve kuvveti temsil ettiği için insana da verilmiş bir şeydir. Hani hı hı. felsefede, tasavvufta hatta dinde de... E, insan Tanrı suretinde yaratılmış bir varlık olarak hı hı. değerlendirilirse o güç ve kuvvet bize Allah tarafından verilmiştir. Biz bunu unuttuğumuzda yani bu gücün ve kuvvetin bize ait olduğunu düşünmeye başladığımızda e, kendi yapıp etmelerini özellikle büyük başarıları, büyük icatları sanki kendi elimizle yapmışız ama Allah hiç burada dahil değilmiş gibi değerlendiriyoruz ve bu büyük bir ruhsal zehirlenmedir ve bunu bu zehirli dikeni bizim ruhumuzdan, bedenimizden çıkarmamız lazımdır. E bu da abdest alarak olacaktır. Hı -hı. Önce ellerimizi yıkayarak bu güç zehirlenmesinden kurtuluyoruz. Şunu unutmayalım Hı -hı. ki ellerimiz ve ağzımız en çok kirlenen organımızdır. Bunu fiziksel kir olarak da değerlendirmeyelim sadece. Evet fiziksel olarak da çok kirlenir ellerimiz, ağzımız. Ama esas kir Manevidir, kalbidir. Ellerimizdeki Neler? ve ağzımızdaki e, e, kir, e, ağzımızdaki e, pislik, yalanlardan biraz Neler sonra konuşacağız. Evet bunlardan kaynaklanan o kirden kurtulma eylemidir. Yani biz ellerimizi ağzımızı yıkarken yani abdest alırken aslında... Manevi olarak da temizleniyoruz. Hı hı. Fiziksel olarak temizlendiğimiz e, hakikattir. Ama manevi olarak e, daha temizleniyoruz. Ellerimiz e, hem sevginin, hem hürmetin, hem şiddetin, öfkenin sembolüdür. Mesela el sıkmak ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Musafaha yapmak, el sallamak, selam vermek. Mesela hacılar e, Hacer-ül Esvet'e selam verirler değil mi? Mesela Vurmak, dövmek şiddetin de sembolüdür ve biz bunları ellerimizle yaparız. E, hatta bunu daha profesyonelce yapmak için e, boks dersleri alırız, tekvando dersleri alırız. Buna bir de ayaklarımızı da ekleriz yani şiddetin sembolü olarak. Elbette bunları yapalım yani bunları öğrenelim ama bunları kullanmayalım. E, dediğim gibi ifade etmeye çalıştığım gibi sevginin ve muhabbetin sembolüdür de yani aynı zamanda ellerimiz. Hazreti Fatma validemiz. Hazreti Ali Efendimizle evlenecek olduğunda düğünlerinden önce sevgili peygamberimiz kızı Fatıma'ya çeyiz niteliğinde sözler söylüyor. Diyor ki kızım Ali ile konuşurken onun ta gözünün içine bak elini tut zira sen onun elini tuttuğunda Günahların avuçlarımızın arasından akıp gider diyor. Peygamber efendimiz bize e, aslında çok güzel bir şey söylüyor. Yani ellerimiz aracılığıyla nasıl temizlenebileceğimizi bize gösteriyor. Ben buradan sizin aracılığınızla sevgili seyircilerime de şunu e, ifade etmiş olayım. Gece uyurken Eşlerinin elini tutarak uyusunlar. Bak bu bir ticarettir yahu. Günahları ellerinin arasından akıp gitsin. Bunu böyle yaptıklarında sabaha kadar ibadet etmiş hükmünde olacaklardır. Yani ellerimiz şiddetin darpın sembolü olduğu gibi Allah muhafaza bunu kullanmayalım ama e, sevginin, aşkın, muhabbetin de sembolüdür. E, enteresan gelir bana çok. Büyük sufiler... Mürşitlerinin ellerini asla abdestsiz öpmezlermiş. Hürmete bakın. Evet. Ve çok enteresandır yine. O Sufiler eşlerinin sevdiklerinin elini de abdestsiz tutmazlarmış. Hı. Bu ne kadar büyük bir hürmettir. Bunun altında yatan felsefe aslında az önce birinci sorunuzda da konuştuğumuz insan gerçeği, insana verilen değerle alakalıdır. Bizim kültürümüz insana insan demiyor. Hazreti insan diyor. Onu yüceltiyor yani. Dolayısıyla baktığımızda ellerimiz bizim hem sevginin hem aşkın sembolü, hem de gücün, kudretin ve şiddetin sembolü. Biz ellerimizi yıkarken güç güç zehirlenmelerini, şiddeti temizlemiş oluyoruz ve elimizdeki sevgiyi, muhabbeti de cilalamış oluyoruz abdestle. Yine bana çok enteresan gelir. İbn Sina, e, izin verin ona İbn Sina Hazretleri diyeyim. Büyük saygı duyarım kendisine. İbn Sina'ya göre insanın mizacı ve karakteri avuç ayasındadır. Mizaç ve karakter avucunun ayasında bulunmaktadır. Böyle sembolize ediyor yani. Belki de biz bu yüzden dua ederken avcumuzu avuçlarımızı, avuç ayalarımızı Allah'a doğru açıyoruz. Ee, abdest aldığımızda, avuç ayalarımızı yıkadığımızda, avcumuzu, ellerimizi yıkadığımızda i̇bn Sina'ya göre biz bir tür mizaç ve karakter temizliği de yapmış oluyoruz. Böyle sembolik, mecazi bir anlamı da var elleri yıkamanın. Basit bir el yıkama hareketi olarak görmemek lazımdır bunu. Mesela Enteresan gelir yine bana bu kelimeyi enteresan kelimesini çok kullandım ama e, ruh sağlığı problemlerinin göstergelerinden semptomlarından bir tanesi de özellikle nevrotiklerde gözüken bir şey var. Avuç ayalarının onlarda sürekli ıslak ve terli olmasıdır. Böyle bir tarafı da var yani bunun. Biz bunu yıkayarak bu nevrozlardan da temizlenme gibi bir sembolik eylemi gerçekleştiriyoruz. Eğer burada nevrozlarda biz daha üst düzeyde böyle obsesyonlarımız oluyorsa, buna da biz toprağı ve teyemmümü önermiş oluyoruz böylece bir kelimeyle de onu evet. göstermiş olalım. Ellerimiz, ellerimizi yıkamanın. Abdestte ellerimizi yıkamanın sembolik değeri burada bitmiyor Rukiye çok, çok Mesela farklı. cömertlik ve cimriliğin de sembolü ellerimiz. Kur'an'a göre söylüyorum. Cömertlik ve Türkçe'de de kullanılıyor Hı -hı. bu. Eli sıkı. Evet derler. ne güzel söylediniz. Eli açık derler. Evet evet evet. Yani mecaz olarak el kullanılıyor. Kur'an bize açıkça şöyle söylüyor. İsra suresi 29. Ne elini böyle sıkı tut. Hani bizde bir de şey var sıkar bir de buradan yalar diye hani değil mi? Türkçe'de böyle Hı -hı. bir deyim de söz konusudur. Ne elini böyle sıkı tut ne de büsbütün aç kınanırsın diyor. Elini böyle yap kalanlar sana yeter dökülenler de kullara gitsin diyor yani. Hı -hı. E, ellerimiz cömertliğin ve cimriliğin de sembolü. Biz ellerimizi yıkarken enteresan bir şekilde cömertliğimizi arttırmış cimrilikten de kurtulmaya çalışmış oluyoruz. Hı -hı bunun idrakine vararak biz abdest alıp ellerimizi yıkadığımızda cömertleşiyoruz. Çünkü Allah kerem sahibidir. Bizim de ondan onun bizdeki onun isimlerinden bizdeki tecellisi, kerem tecellisi elimiz aracılığıyla gerçekleşir. Verme eylemi veren el alan elden üstündür hadisinde de kendini gösterdiği gibi ellerimiz aracılığıyla gerçekleşir. Yani ellerimiz cömertliğin ve cimriliğin de sembolüdür. Sembol. Cömert insanlar bu noktada şunu da söylemem lazım. Sufilerin çok üzerinde durduğu bir şeydir. İslam düşüncesinde bütün alimlerin çok üzerinde durduğu bir şeydir. Bunu da Kur'an'dan ve hadisten ilham alırlar söylerken. Hı hı. Cömert insana yakındır. Peygamber'e yakındır. Allah'a yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri cehenneme yakındır, cennetten uzaktır, Allah'tan uzaktır, kullardan uzaktır. Bu yüzden ellerimizi temizleme eylemi aslında bizim cimriliklerimizden kurtulma ve cömert olma, eli açık olmayı da sağlayacak sembolik bir girişim olarak karşımızda bulunur.